بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكذبون. Eylül 2019 tarihinden bu yana memleket genelinde ayda bir düzenlenen İdeal Eğitim Vakfı seminerlerinin dördüncüsü Malatya'mızda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu seminerlerimizde 1- evlilik, 2- aile kurumu, 3- çocuk eğitimi, 4- neslin muhafazası, 5- ahlaki yozlaşma, 6- sosyal medya kullanımı, 7- uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı, 8- bilinçli bir toplumun inşası, 9 ideal insan konuları işlenmekte olup şu ana kadar birçok yerde bu konular işlendi. Dikkat edilecek olursa bu konular içinde bulunduğumuz zaman diliminde toplumu doğrudan ilgilendiren ve aynı zamanda ihtiyaç duyulan önemli konulardır. Değerli kardeşlerimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle devlet yönetiminde, dünyevi yönetim ve idarede Müslümanlar savaş sonucunda kaybettiler. Ve dünya sömürüsü hakim oldu bütün dünyaya. Haliyle devlet yönetimi alanında tüm İslam beldeleri, yani büyük bir kısmıyla sömürüleştirildi, sömürgeleşti. Dolayısıyla Müslümanlar özellikle devlet boyutunda desteksiz kaldılar. Müslümanların devletin bir küçük kurumu sayılan ailesi kaldı. İşte ondan dolayı aile konuları çok önemli. Aile kimi uzmanlarımıza göre devletin bir küçük birimi, nüvesidir. Çünkü aileden de devlete giden İslam ülkeleri olmuşlardır. Hatta o ailenin adını alan devletler olmuştur. Emevilerdir, Abbasilerdir, Osmanlılardır. Şöyle veya böyle artısıyla eksisiyle ama kendilerine Kur'an'ı ve sünneti şiar edinmişlerdi. Dolayısıyla o dönemlerde Müslümanlar devlet tarafından da bir destek alıyorlardı. En azından devlet nifak ekmiyordu. En azından aileyi, Müslüman aileye zarar vermiyordu. Ama günümüzde olay farklılaştı. Ailenin önemi kat be kat artmıştır. Bundan dolayı aileyle ilgili konulara ben hasreten önem vermenizi istiyorum. Yani her bir ailenin reisi aynı zamanda kendisini küçük devletin bir başkanı olarak, o ailenin hanımefendisi de kendisini, o ailenin izzetini ve şerefini koruyan çok değerli bir konumda görmesi gerekiyor. Onun için bu konular sıradan konular değildir. Biz eğer aileye gereken önemi verirsek Darül Erkam'a döndürebiliriz evlerimizi Allah'ın izniyle. Ve Darül Erkam'dan Ashab-ı Sufa'ya dönüşür Allah'ın izniyle. Ashab-ı Sufa'dan İslam devletine bir gidişat olur ve ondan sonra da İslam medeniyeti dediğimiz şu anda
zulüm altında inim inim inleyen, yok mu bir kurtarıcı diyenler için İslam medeniyeti bir umut vesilesi olabilir. Onun için bu gidişatın kısa, orta, uzun vadeli hedefleri vardır. Ama ana hedefimiz İslam medeniyetine, yani bağımızın kesildiği medeniyete tekrar ulaşmak olmalı. Unutmayalım ki aile bu noktada çok büyük bir önem arz eder. Şu anda küfür dünyası, sömürü dünyasının saldırı ana noktası ailelerdir. Evlerimizde izlediğimiz ekranlar, kanallar ve cep telefonları, bilgisayarlara verdiğimiz zaman ve izlediklerimiz ve dinlediklerimiz gerçekten ailelerimiz için bir kazanım mıdır, bir kayıp mıdır? Bu yönüyle bir mesuliyetimizin olduğunu da unutmayalım değerli kardeşler. Dolayısıyla biz var olan bütün nimetleri Rabbimizin rızası doğrultusunda kullanmakla mükellefiz. Çünkü biz iman etmişiz. Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz en mükemmel dine mensubuz. En mükemmel medeniyete mensubuz. Bu medeniyetin yıkılışı kısa sürsün Rabbimizden niyazımız odur. Fetret dönemimiz kısa sürsün. Tıpkı Kudüs'ümüzün işgali nasıl ki Selahaddin-i Eyyubi, yani bir 100 yıla yakın bir süreç, bir işgal vardı ama İslam ümmeti hüzün içindeydi. Kimi alimlerimiz, komutanlarımız, kahramanlarımız gülmeyi bile haram etmişlerdi kendi yaşam süresi boyunca. Kudüs fethedilmeyinceye kadar. Çünkü onlar için barış beldesi işgal altında olmamalıydı. Darüsselam'dı. Dolayısıyla bizi hemen hemen her konu ilgilendiriyor ama o gülmeyi yasaklayanlar da bir aile ferdiydiler. Unutmayalım. Aldıkları terbiye İslam terbiyesi, Kur'an terbiyesiydi. Önderleri Hazreti Resulullah'tı. Dolayısıyla biz bu bütünlük içinde bu konularımızı göreceğiz Allah'ın izniyle. Belki biraz sonra konumuz dairesinde değineceğiz. Cumhuriyet kurulduktan sonra da ailevi bütün değerlerimiz devlet nezdinde, anayasa nezdinde yerle bir edildi, tamamen yok edildi. Yani bunu inşallah slaytımızda da değineceğiz. İsviçre Medeni Kanunu'ndan tutun Birleşmiş Milletler'in yasalarından Avrupa Konseyi kriterlerine kadar kendi değerlerimiz bırakıldı ve bu değerler bu topluma empoze edildi. Ekranlar kanalıyla da, eğitim kanalıyla da sindirildi, meczettirildi ve böylece biz devlet boyutunda ciddi manada bir yara aldık. Bunun farkında olan Müslümanlar olarak tekrar mesuliyetimizle barışık olmak zorundayız. Bütünleşmek zorundayız değerli kardeşlerimiz. Bilirsiniz ki biz bunu ailelerimize hakim kılabiliriz ve ailemiz dünyanın cennet köşesi olabilir. Çünkü İslam medeniyeti bunu mükemmel bir şekilde inşa etmiştir. İmtihan dünyası olmasına rağmen. Aileden bahsederken önce İnsandan bahsetmemiz lazım. Çünkü aileyi oluşturan insandır. Yani insanla ilgili aile kısmından bahsedeceksek, insanın tanımını yaparken bilim insanı üç yönünün olduğunu söylüyor. Biyolojik yönü, psikolojik yönü ve sosyolojik yönü. Yani insan diyor biyopsikososyal bir varlıktır. Şimdi aileyi oluşturan insanın bu üç yönü varken aile kurumunda da demek ki bu üç yönle ilgili bir bağlantı olacak. Yani sosyal bir yapı var ailede, eşler arasında bir biyolojik bağlantı var, nesillerin devamı açısından. Paylaşılan duygulara bağlı olarak da bir psikolojik süreç var. Aile kurmak şart mı? Şart. Çünkü insanın var olan biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönünü barındıran bir kurum olduğu için aile kurmak şarttır. Bunun bir alternatifi yoktur. Çünkü insanın tüm değerlerini, var olan insani yönlerinin hepsini barındırıyor. Peki aileden bir önceki kurum nedir? Evlilik süreci ve evlilik. Evlilik ne üzerine inşa olursa aile onun üzerine inşa oluyor. Yani biz evlilik sürecinde bunu değerlendirirken bunu göz önünde bulundurarak ailemizin ne olacağını bileceğiz. Yani nasıl bir binanın temellerini yakın zamanda bir deprem yaşadık. Binanın temelleri sağlam olan binalarda ne dediler? Hiçbir şey yok veya binanın temellerinde problem olan ya da sağlam yapı olmayan binalarda ne dediler? Bu binalar işte yıkılacak, zarar görecek. Şimdi evlilik de eğer o temeller sağlam üzere inşa edilmemişse
Buna göre böyle ciddi bir sıkıntı yaşayacaktır. Yani zihinsel süreçlerinizi toparlamak istiyorsanız şöyle örnek verin. Ya bu konuyu bir de bu açıdan değerlendirelim.